M bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 5'e 0 noktasından geçen bir doğum eğiminin M, 0'a 0 noktasından geçen bir doğum eğiminin 2, 10'a 0 noktasından geçen bir doğum eğiminin eksi 1 bölü 2 olduğu ve bu üç doğrunun bir noktada kesiştiği bilinmektedir. Buna göre M değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar 0'a 0 yani orijinden geçiyorsa bu doğru y eşittir mx biçimindeydi. Şimdi eğim 2 ise o halde burası y eşittir 2x biçimindedir. Bu 1. Şimdi 10'a 0 noktasından geçiyor ve eğimi eksi 1 bölü 2. Bakın yazalım. Y eşittir. Eksi 1 bölü 2x. Şimdi x yerine 10 verdiğim zaman bakın bu kısım eksi 5 yapar. O halde ben buraya artı 5 eklersem 0 elde etmiş olurum. Şimdi bu ikisinin kesişmesi için bakın 2x ile eksi 1 bölü 2x artı 5'e eşitleyelim. Bakın eksi 1 bölü 2x'i artı tarafa atarsak 5x bölü 2 eşittir 5. O halde x eşittir 2. Bakın herhangi birinin yerine yazarsak y eşittir 4 oldu. O halde 3 doğrunun kesiştiği nokta 2'ye 4'tür. Şimdi bu 5'e 0'dan geçen bir doğum eğimi m'ymiş. Bakın bunu da yazalım. Y eşittir. Şimdi mx artı bakın eğim m olduğu için. Şimdi x yerine 5 koyduğum zaman y'nin 0 olması gerekiyor. O halde arkadaşlar biz buraya eksi 5m yazmalıyız. Bakın doğrunun denklemini de bulduk. O halde 2'ye 4 sağla yazalım. 4 eşittir 2m eksi 5m. 4 eşittir eksi 3m. O halde eksi 4 bölü 3 eşittir m olur. Yukarıda Kayalizm'in üzerinde bir ada ve bu adaya doğru ilerlemekte olan bir balıkçı teknesi modellenmiştir. A noktasındaki balıkçı teknesi doğrusal bir yol boyunca hareket ederek adaya ulaşmıştır. Bu tekne B, C, D, E, F noktalarından birinden geçtiğine göre izlediği yolun eğimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce B'den geçersek, bakın şöyle deneyelim. Bakın şöyle bir doğrusu olarak ilerlediğimiz zaman, bakın hiçbir türlü adaya ulaşmıyoruz. Şimdi C'yi denediğimiz zaman ise, bakın şu kısmı silelim. Şimdi C'yi denediğimiz takdirde, bakın doğrusal yolumuzu uzattığımız zaman gerçekten adanın içerisinden geçmiş oluyoruz. O halde bizim aradığımız nokta C noktası. Eğim de bakın şu şekilde üçgen üzerinden bulabiliriz. Bakın yüksekliğimiz 2, yataylığımız ise bizim için 3. O halde eğim 2 bölü 3'tür. Dik koordinat düzleminde A virgül B, B C virgül D noktaları arasındaki uzaklık C eksi A'nın karesi artı D eksi B'nin karesi kök içerisinde formülüyle hesaplanır. Aşağıda ölçeklendirilmiş haritada ABC noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A ile B noktaları arasındaki siyah çizgiyle gösterilen uzaklık 10,5 kilometre olarak hesaplanıyor. Buna göre bu harita programı ABC noktaları arasındaki siyah çizgiyle gösterilen uzaklıklar toplamını kaç kilometre olarak hesaplar? Şimdi arkadaşlar önce A ile B arasındaki uzaklığa bakalım. Bakın 1 eksi 22 ya da 22 eksi 1. Bakın 22 eksi 1'in karesi artı 9 eksi 9'un karesi. Kök içerisinde. Bakın bu kısım gider. 21'in karesi de 21 olarak çıkar. Demek ki bizim karşımızda 21 birim aslında 10,5 kilometre yapıyor arkadaşlar. Yani yarısı kadar kilometre yapıyor. Şimdi bizim için bu kısım 10,5. Şimdi gelin diğerlerini hesaplayalım. Bakın 22 eksi 7 yani 15'in karesi. 9 eksi 1 8'in karesi. Bakın burası 8, 15, 17 üçgenidir. Yani 17 birim. Bakın yarısını alacağız. Yarısı da bunun 8,5 kilometredir. Bakın burayı da bulduk. A ile C için bakın 7 eksi 1'in karesi yani 6'nın karesi. 9 eksi 1'in karesi yani 8'in karesi kök içinde. Bakın 6, 8, 11'im olur. Bunun da yarısı 5 kilometre gelir. Toplamını soruyor. Bakın 10,5, 8,5 da buradan 19 yapar. 5 de buradan toplamda 24 kilometre olur. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde diğer köşelerinden biri 0'a 12 olan bir üçgenin kenar ortayları 3'e 4 noktasında kesişmektedir. Buna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir? Bakın bir köşemiz orijin yani 0'a 0.
Diğer köşemiz 0'a 12. Bakın bir köşemiz de A'ya B olsun. Şimdi kenarortaylar kesiştiği nokta ağırlık merkezidir. O halde apsislerin toplamının yani A'nın 3'te 1 ile ordinatların toplamının B artı 12'nin 3'te 1'i. Bakın bu nokta aslında 3'e 4 noktasıymış. O halde A bölü 3 3'e eşittir. Yani A 9 olur. Aynı şekilde B artı 12 bölü 3 4'e eşitse B de buradan 0 gelir. Şimdi bakın koordinat düzeninde çizersek daha iyi anlaşılır. Şimdi şöyle çizdiğimiz vakit bir noktamız orijinde, bakın bir noktamız 12'de, diğer noktamız ise bakın A'ya B yani 9'a 0 noktamız. O da şurada olsun. Bakın bizim için üçgenimiz bu. Bize bu üçgen alanını soruyor. O halde üçgen alanı 9 çarpı 12 bölü 2'den 54 olarak bulunur.